Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir entel meselelere, dantel çözümlerde daha beraberiz. Efendim bugün yine gündemdeki bir konuyu Risale-i Nur'dan bir metinle bağlamaya çalışacağız. Ya da daha doğrusu gündemdeki bir konuyu araç kılarak, vesile kılarak, dikkat çekici bir öğe kılarak Risale-i Nur'dan bir metni, Kur'ani ve sünneti bir metni diyelim, anlamaya gayret edeceğiz. Peki gündemden seçtiğimiz konu ne? Seçtiğimiz konu deni bir mevzu. Fakat can yaktığı için konuşmaya hakkımız var. Efendim bildiğiniz gibi LGBT denilen bir oluşum var. Bu oluşum dünyanın dört bir yanında çok güçlü bir yapılanma ve kaynağı, merkezi Amerika ve İngiltere gibi duruyor. Gerçi Avrupa'nın değişik kesimlerinde de destekçileri çoktur ama en canlı kaynağı Amerika ve İngiltere gibi duruyor. Oralardan finanse edilerek, büyük paralar harcanarak dünyanın dört bir yanına eşcinselliği, sapıklığı, belki bunun devamında pedofiliyi, belki ensesti bile yaymaya gayret ediyorlar. Bunun için yatırımlar yapıyorlar, filmler çekiliyorlar, çizgi filmlerin içlerine mesajlar koyuyorlar. Dikkat çekmeyecek şekilde bazen apaçık da yaptıkları oluyor. Ama bir şekilde öyle böyle sadece Müslüman halkları değil bütün dünya halklarını bu seviyeye, bu deni aşağı noktaya çekmeye gayret ediyorlar. Buna dair işte çekilen belgeseller var, söyleşiler var. Orada da deniliyor ki hani bunu yapmalarının sebebi bir, dünyanın nüfusunu dengelemek istiyor küreselciler. İki, insanları her yola gidebilir, her şeyi yapabilir hale getirmek, daha iyi kontrol edebilmek için bu bendi de, bu cinsiyet bendini de kırmak istiyor diyorlar. O küreselciler yine yani dünyanın ağababaları, patronları, yönetimleri ve sermayeleri büyük olan insanlar diyelim. Güçler, şeytanın danışmanları ya da şeytan artık onların danışmanı olmuş. Artık onlar şeytan da geçmişler. Böyle bir noktaya iş gidiyor. Tabii bunların lanselerine çalıştıkları şeylerin toplumlarda revaç bulabilmesi için dışarıdan telkinli olmuyor her şey. İçeriden de kendilerine taraftar bulmaya gayret ediyorlar ki buluyorlar da. Zihinlerini iyiliş ettikleri, kendi veledi gayrimeşrulara haline getirdikleri birçok insan var. Onlar da onların propagandalarına alet oluyorlar. Geçenlerde de şarkıcı Gülşen bir konserinde LGBT bayrağı açtı. Bunu daha önce de yapmış mıydı bilmiyorum. Belki yapmıştı. Çok tartışma konusu oldu. Peki bu niye oluyor? Müslüman çocukları, gerçi Gülşen'in aslını bilmiyoruz ama Müslüman çocuklarının bile hatta başörtülü, tesettürlü, annesi babası din iman hizmetinde önemli vazifeler de yapmış vaktiyle insanların çocukları bile bugün LGBT'yi savunur. Onların haklarını işte tırnak içinde söylüyorum. Almaya çalışır, normalleştirmeye çalışır şekilde gayret ediyorlar. Bunun arkasında elbette bir aşağılık kompleksi var. Alem-i İslam'a birkaç yüzyıldır sirayet etmiş bir aşağılık kompleksi var. Bu aşağılık kompleksinden dolayı oradan gelen her telkin bizde revaç buluyor. Oranın gözüne girmek isteyenler de o telkinlerin çok ateşli propagandistleri oluyorlar yani. Propagandacılara haline geliyorlar. İşte bence Türkiye'de böylesi oluşumlara destek verenlerin de onların propagandasına çalışanların da düştükleri tuzak bu. Elbette bu işin bir de maddi boyutu var. Bu insanlar zengin insanlar, paralı insanlar, büyük lobileri olan insanlar, onlardan iş alabilmek, onların işte alanına, arsasına girebilmek için de yine gözlerine girme çabaları böyle sonuçlar veriyor. Bugün benim size okuyacağım metin de Mektubat'tan 29. mektup 6. Risale olan 6. kısım. Söz basım külliyata göre burası 589. sayfa, 588. sayfadan başlayacağız okumaya yalnız. Neresi oluyor? Hususi bölüm olarak da birinci desise, 6. risale olan 6. kısmın birinci desisesi. Biz hepsini okumayacağımız için daha aşağılardan bir yerden başlayacağız okumaya. Metnin tamamını okumayacağız yani. Ya da hepsini mi okuyalım? Durun bir bakayım ben. Yok, oraları okumayalım. Daha ileriden bir yerden başlayalım. Belki sonuna kadar da okumayız. Yine buradan bir yerden keseriz. Bu metin Bediüzzaman Hazretleri'nin, yanlış bilmiyorsam ben duyduğuma göre, Mustafa Kemal'e de
Türkiye'nin kuruluş aşamasında okuduğu bir metin. Onu ikaz için, irşad için okuduğu bir metin. Onlardaki, onun ve çevresindekilerin batılılaşma temayüllerini görünce uyarmak için bu Ayasofya Camii'ne giren adam örneğini vermiş Bediüzzaman Hazretleri ona da. Fakat tesiri olmamış, sarsmış ama dönüştürmemiş, engelleyememiş. Bu mektubu da bugün biz kendimize ders olarak ve bugüne bakarak, yani bu şeyler neden oluyor, neden Müslüman çocukları böyle propagandalara alet oluyorlar veya işte o propagandalara alet olmanın karşısına nasıl geçeceğiz, nasıl engel olacağız, nasıl bir düşünceyi o gençlerde oluşturursak buna engel olabiliriz, devasının burada olduğunu düşünüyorum ben. Araya fazla girmeden metni okumaya çalışacağım. Böylece vaktinizi de azalmış olacağım. Ey kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur'an'da arkadaşlarım. Bu hubbucah cihetinden gelen de saz ehli dünyanın hafiyelerine, hubbucah nedir? Makam sevgisi diyebiliyorum ben. Evet, makam mevki sevgisi, yani birilerinin gözüne girmeye çalışıyorsunuz. Bu hubbucah cihetinden gelen dessas ehli dünyanın hafiyelerine veya ehli delaletin propagandacılarına veya şeytanın şakirtlerine değiniz ki. Evvela, rızayı ilahi ve iltifat-ı rahmani ve kabul-ü rabbani öyle bir makamdır ki, insanların teveccühü ve istihsanı ona nispeten bir zerre hükmündedir. Evvela rızayı ilahi ve iltifat-ı rahmani ve kabul-ü rabbani öyle bir makamdır ki, insanların teveccühü ve istihsanı ona nispeten bir zerre hükmündedir. Eğer teveccüh rahmet varsa, eğer Allah'ın teveccühü varsa, yeter. İnsanların teveccühü, o teveccühü rahmetin inikası ve gölgesi olmak cihetiyle makbuldür. Yoksa arzu edilecek bir şey değildir. İnsanların teveccühü, o teveccühü rahmetin inikası, bir yansıması, bir gölgesi olmak cihetiyle makbuldür. Yoksa arzu edilecek bir şey değildir. Çünkü kabir kapısında söner, beş para etmez. Eğer bunları, batılı insanlar beni çok sevsin, seküler insanlar beni çok sevsin, onların teveccühünü kazanayım, parasını kazanayım, imkanlarını kullanayım diye yapıyorsanız, kabir kapısında söner bu. Onun bir kıymeti yok. Hubbucah hissi, yani bu makam şöhret sevgisi diyelim, eğer susturulmazsa ve izale edilmezse yüzünü başka cihete çevirmek lazımdır. Şöyle ki, sevab-ı uhrevi için dualarını kazanmak niyetiyle, şimdi işte temsile geliyoruz, Ayasofya Camii'ne giren adam örneği, sevab-ı uhrevi için dualarını kazanmak cihetiyle ve hizmetin hüsnü tesiri noktasında gelecek temsildeki sırra binaen belki o hissin meşru bir ciheti bulunur. Mesela Ayasofya Camii ehli fazl ve kemalden mübarek ve muhterem zatlarla dolu olduğu bir zamanda tek tük sofada ve kapıda haylaz çocuklar ve serseri ahlaksızlar bulunup caminin pencerelerinin üstünde ve yakınında ecnebilerin eğlence perest seyircileri bulunsa, bir adam o camiye girip ve o cemaat içine dahil olsa, eğer güzel bir sada ile şirin bir tarzda Kur'an'dan bir aşir okusa, o vakit binler ehli hakikatin nazarları ona döner, hüsnü teveccühle, manevi bir dua ile o adama bir sevap kazandırırlar. Yalnız haylaz çocukların ve serseri mülhitlerin ve tek tük ecnebilerin hoşuna gitmeyecek. Bugün Ayasofya'ya girdiğinizi düşünün, orada Kur'an okuduğunuz zaman tamam oraya İslami bir niyetle değil, imani bir niyetle değil, sırf gezmek olsun diye, eğlence olsun diye gelenlerin hoşuna gitmez belki bu ama asıl faziletli insanların, güzel insanların, değerli insanların hoşuna gider, onların teveccühünü kazanırsınız. Veya eğer o mübarek camiye ve o muazzam cemaat içine o adam girdiği vakit süfli ve edepsizce fuhşa ait şarkıları bağırıp çağırsa, raks edip zıplasa, o vakit o haylaz çocukları güldürecek. O serseri ahlaksızları fuhşiyata teşvik ettiği için hoşlarına gidecek ve İslamiyet'in kusurunu görmekle mütelezziz olan ecnebilerin istihzakerane tebessümlerini celbedecek. Bak, bir daha okuyorum bu cümleyi.
eğer o mübarek camiye ve o muazzam cemaat içine o adam girdiği vakit süfli ve edepsizce fuhşa ait şarkıları bağırıp çağırsa, raks edip zıplasa, o vakit o haylaz çocukları güldürecek, hoşlarına gidecek haylazların. O serseri ahlaksızları fuhşiyata teşvik ettiği için hoşlarına gidecek. Ve İslamiyet'in kusurunu görmekle mütelezziz olan ecnebilerin, yani onların hoşlarına gidiyor. Bizim rezil olmamız, aşağı düşmemiz, onlara benzememiz hoşlarına gidiyor. Bizim kusurumuzu görmek istiyorlar zaten. İşte Müslümanları da bu hale getirdik diye mutlu oluyorlar. İslamiyet'in kusurunu görmekle mütelezziz olan ecnebilerin istihzakerane, alay edici tebessümlerini celbedecek. Fakat umum o muazzam ve mübarek cemaatin bütün efradından bir nazarı nefret ve tahkir celbedecektir. Esfeli safiliğine sükut derecesinde nazarlarında alçak görünecektir. İşte aynen bu misal gibi. Alemi İslam ve Asya muazzam bir camidir. Ve içinde ehli iman ve ehli hakikat o camideki muhterem cemaattir. O haylaz çocuklar ise çocuk akıllı dalkavuklardır. O serseri ahlaksızlar, frenk meşrep, milliyetsiz, dinsiz heriflerdir. Ecnebi seyircileri ise ecnebilerin naşiri efkarı olan gazetecilerdir. Her bir Müslüman, hususan ehli fazl ve kemal ise bu camide derecesine göre bir mevki olur, görünür, nazarı dikkat ona çevrilir. Eğer İslamiyet'in bir sırrı esası olan ihlas ve rızayı ilahi cihetinde Kur'an-ı Hakim'in ders verdiği ahkam ve hakaik-i kutsiyeye dair harekat ve amal ondan sudur etse, lisan-ı hali manen ayat-ı Kur'aniye'yi okusa, o vakit manen alem-i İslam'ın her bir ferdinin vird zebanı olan Allahümme gfir lil müminine vel müminat duasında dahil olup, hissedar olur ve umumuyla uhuvvetkerane alakadar olur. Yalnız hayvanat-ı muzırra nevinden bazı ehli dalaletin ve sakallı çocuklar hükmünde bazı ahmakların nazarlarında kıymeti görünmez. Eğer o adam medar-ı şeref tanıdığı bütün ecdadını ve medar-ı iftihar bildiği bütün geçmişlerini ve ruhen nokta-i istinat telakki ettiği selef-i salihinin cadde-i nuranilerini terk edip heveskerane, hevaperestane, riyakerane, şöhret perverane, bid'akerane işlerde ve harekatta bulunsa, manen bütün ehli hakikat ve ehli imanın nazarında en alçak mevkiye düşer. İttegû firâsetel mü'minîne fe innehû yanzuru bi nurillah sırrına göre, ehli iman ne kadar âmi ve cahil de olsa, aklı derk etmediği halde, kalbi öyle hot vuruş adamları görse soğuk görür, manen nefret eder. İşte hubbu caha meftun ve şöhret perestliğe müptela ikinci adam, hadsiz bir cemaatin nazarında esfeli safiliğine düşer. Yani aşağıların en aşağısına, Kur'an'ı bir ifade bu. Ehemmiyetsiz ve müstehzi, alaycı ve hezeyancı bazı serserilerin nazarında muvakkat ve menhus bir mevki kazanır. El-ahillehu yevme izin ba'zuhum li ba'zin aduvun illel mütteqin. Neymiş kısa bir meali? Zuhruf suresinden bir ifade bu. 67. ayetinden. O gün dostlar birbirine düşman kesilir. Ancak takva sahipleri müstesna. Sırrına göre dünyada zarar, berzahta azap, ahirette düşman bazı yalancı dostları bulur. Kazandığı ne olacak? İşte bunu kazanmış olur ancak diyor. Yalancı dostlar. Birinci suretteki adam faraza hubbu cahı kalbinden çıkarmazsa fakat ihlası ve rızayı ilahiye esas tutmak ve hubbu cahı hedef ittihaz etmemek şartıyla bir nevi meşru makam-ı manevi hem muhteşem bir makam kazanır ki o hubbu cah damarını kemaliyle tatmin eder. Bu adam az hem pek az ve ehemmiyetsiz bir şey kaybeder, ona mukabil çok hem pek çok kıymetli, zararsız şeyleri bulur.
Belki birkaç yılanı kendinden kaçırır. Kaçsınlar. Belki birkaç yılanı kendinden kaçırır. Ona bedel çok mübarek mahlukları arkadaş bulur. Onlarla ünsiyet eder. Veya ısırıcı yabani eşek arılarını kaçırıp mübarek rahmet şerbetçileri olan arıları kendine celbeder. Onların ellerinden bal yer gibi öyle dostlar bulur ki daima dualarıyla ve Ab-ı Kevser gibi feyizler alem İslam'ın etrafından onun ruhuna içirilir ve defteri amaline geçirilir. Bir zaman dünyanın bir büyük makamını işgal eden işgal eden küçük bir insan, şöhretperestlik yolunda büyük bir kabahat işlemekle alem-i İslam'ın nazarında maskara olduğu vakit, geçen temsilin mealini ona ders verdim, başına vurdum, iyi sarstı, fakat kendimi hubbu cahtan kurtaramadığım için o ikazım onu dahi uyandırmadı, diyor Bediüzzaman Hazretleri. Metin burada bitiyor. Toparlarsak, kardeşim, değer mi arıyorsunuz birilerinin gözünde? O zaman o değeri salih insanlardan bulun. İşte ceddinizden bulun. Selefi salihinden bulun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere enbiya'dan bulun. Sahabeden bulun. Tabi'in, tebe-i tabi'in büyüklerden bulun. Yani şerefli insanların teveccühünü, bugün yaşayan Müslüman aleminin şerefli insanların teveccühünü kazanmaya meyledin. Öyle şeyler söyleyin ki onların hoşuna gitsin, onların gözünde kıymetli olun. Veya öyle şeyler yapın ki onlar size destek olsun, onlarla yükselin. Onların yükseltebildiği kadar yükselin. Yani illa ya işte çok kazanayım, Netflix'ten iş alayım, bilmem sinemada filmim olsun, dizilerim olsun, bana çok konser verirsin, seküler insanlar bana teveccüh etsinler, medyalarında yer bulayım falan filan, böylesi dünyevi şeylerle şerefsizlerin gözünde şeref aramayın. Çünkü şerefsizin gözünde şeref olmaz. Onların vereceği şey ancak yalancı bir dostluk, sizi bataklığa çekmekten ibaret kalır diye Bediüzzaman Hazretleri burada bizi uyarıyor. Bu uyarı dediğim gibi çok kıymetli bir uyarı. Bugün ayaklarımızı en çok kaydıran, gençlerimizin de ayaklarını en çok kaydıran şeylerden birisi bu. İstiyoruz o popüler kültürün içinde biz de bir yere çıkalım. TikTok'ta videomuz şu kadar izlensin. YouTube'da videomuz şöyle olsun. İşte şarkımız şu kadar beğenilsin. Bu kadar insan haber yapsın bizi falan diye. Dünyanın değerleri, tık değerleri bizi böyle kendine çekiyor. Fakat hayır, orada aradığımız değer işte aynı bu temsildeki olduğu gibi Ayasofya'da şarkı söylemeye benzer. Onların vereceği dostluk da kabir kapısına kadar ancak o da belki gidebilir. Oraya kadar gitmediği de çok olur. Ama Müslüman'ın size ettiği bir dua ilelebet inşallah cennetinizde parlayarak devam eder. Biz de bunu arayalım. Peki Gülşen mevzusuna bunu nasıl bağlayacağız? İşte böylesi insanların, eğer Müslüman çocuklarıysa, Müslümanlarsa hala, ayaklarını kaydıran şey o teveccühü aradıkları yer. Kendilerini oraya adamışlar. Sanıyorlar ki oraya hizmet ettim mi işte büyük değer sahibi olunur, büyük ilgi görülür, doğru şey yapılmış olur. Avrupa'da bir söylem mi çok savunuluyor? Hadi biz de peşine düşelim. Onlardan değer aldığımız zaman doğru yerdeyiz demektir gibi hissediyorlar. Halbuki senin ananen, örfün, geleneğin senin değerlerinin üzerinde duruyor. Senin halkının vereceği kıymet üzerinde duruyor. Onların menfaatini kollamak, onların desteğini kollamak, onların duasını kollamak ötekilerinkinden daha ehemmiyetli. Eğer yerli ve milli bir duruş belirlemek istiyorsan, ki seni ahirette de kurtaracak olan duruş budur diyelim. Ve böyle fitnecilerin fitnesinden, şerlilerin şerrinden Cenab-ı Hak cümlemizi ve özellikle gençlerimizi sakınsın diye çokça dua edelim arkadaşlar. Evet, bir entel meselelere, dantel çözümlerin daha sonuna geldik. Başka bir gündem konusu ve başka bir metinle tekrar birlikte olmak üzere Allah'a emanet olun.